15 günlük bir gerçekten büyük bir deneyimdi bizim için. Çünkü orada 10.000'lere seslenmek bize ayrı bir heyecan verdi. Çok beğenilmişti bu eser. Düzenlemesini de kızım yapmıştı. Böyle seslendirmek istedik. Hem şehitlere, çok güzel. Bu son dönemdeki şehitlerimize de dedik hitaben. Bir ilahi formunda bu. Bir eseri seslendirmek istedik. Naz mı yaptı onun düzenlemesi? Nazlı işte. Nazlı yapıyor bazen böyle. Bravo ya, yüreğine sağlık hakikaten. Hocam şöyle mesajlardan okumak istiyorum. Sonrasında 3 eser peş peşe mi yapacaktık? Evet, 3 eserimiz var. Tamam efendim. Şimdi mesajlara geçmek istiyorum ama mesajlar altta kayıyor abi. Şimdi başına geliyoruz mesajların. Efendim birçok resmimiz geldi. Aralarından seçmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz yayın akışıyla alakalı, yayıncılık kurallarıyla ilgili fotoğraflar var. Bunları özellikle etrafında reklam vesaire bulunmayan fotoğrafları koymamız lazım. O yüzden rejimize attık bütün fotoğraflarımızı. Sevgili Cem abimiz de değerlendiriyor. Bu arada Kuru Kökçe köyüydü değil mi sizin köyünüz hocam? Evet, bizim köyümüz. Oradan çok selam var. Onu tekrar ileteyim size. Sonrasında Raif Demirci hocamdan sonra gelen mesaj hemen okuyorum. Karacaoğlan üzerine araştırma yapıp türkülerini dinlerken güzel rast geldi. Ela gözlerini sevdiğim Dilber türküsü, sesinize, yüreğinize sağlık demiş bir izleyicimiz. Ancak adını söylememiş. Ben çarşambadan Turgut Şampiyon Çarşamba Spor demiş. Bravo. Canım dayıcım, ben yeğenin Mine Selin, başarıların devamını diliyorum. Ekibine, sana ve konuklarına kucak dolusu sevgiler demiş. Sevgilerimizi yolluyoruz demiş. Annemle seni izlemeye devam ediyoruz. Karadayım demiş. Kurban olsun Karadayım sana.
Annem seni çok özlemiş. Teşekkür ederim. O kadar özele girmeydiniz buradan. İyi yayınlar. Emeğinize sağlık. Kayseri'den selamlar. Murat Aslan demiş. Atakum Toki'den Ustaoğlu ve Abdal aileleri başarılarınızın devamını dileriz demiş. Çok teşekkür ederiz. Ben çarşambadan Turgut, yarın Ladik'teyiz, Texas geliyor demiş. Çok bir şey anlamadım bu mesajdan ama. Selam, ben Kaan, Karani, gecenin kasvetli kalbinin mum, orada bir şey olmuş. Mumusunuz, sizden okuyamıyorum, özür dilerim, türküsünü istiyorum demiş. Ali Rıza Hocam, sizi çok seviyorum. Yorum Müzik Evi'nden Ahmet Arif Yılmaz denmiş. Selam, ben Filiz. İlk Adım Belediyesi korosunu zevkle dinliyorum demiş. Başarılarınızın devamını dilerim demiş. Türkülerimizi yaşatmak güzel demiş. Son olarak, hocam iyi yayınlar. Ben İzmir'den Murat. Ben Neşet Ertaş'tan bir eser isteyecektim. Çalarsanız çok seviniriz demiş. Eserler çalınmaz. Seviniriz. Bağlama çalan usta da ve diğer çalan arkadaşlara saygılar demiş. Özcan Bey de yazmış. Özcan Parlak, iyi yayınlar diliyorum. Sizi seyretmekten büyük zevk alıyoruz. Bir istek parçamız var. Ben burayı yine söylerseniz sevinirim diye okuyayım. Ela Gözlüm, Ben Bu Elden Gidersem. Hocam müsaitseniz o eser için ya da repertuarda varsa. Çok teşekkürler, saygılar demiş. Anam, bitmiyor mesajlarımız. Hocam iyi yayınlar, çok iyisiniz. Babamla izliyoruz. Şarkılar süper, yüreğinize sağlık. Koral abi iyi yayınlar. Ben Keçiköy'den Erdem Ceylan. Ay senin yüreğine kurban olayım Erdem. Çok güzel türküler söylüyorsunuz. Hepinizi gönülden kutluyorum demiş. Bir tane benim için bir türkü çalar mısınız, söyler misiniz, sevinirim demiş. Ve selamlar demiş. Erdem kardeşimize selam olsun. Bir gün onu da konuk alacağız buradan. Erdem hazırlıklı ol. İstanbul'dan Hülya Çilenkoğlu, programınızı keyifle seyrediyoruz. Konuklarınız süper, başarılarınız devamını diliyorum. Saygılar demiş. Çok teşekkür ederim. Efendim, mesajları çok okumak istiyorum ama bir sürü. Murat Bolat ailece bizi izliyormuş. Selam olsun. Vokal Hatice Bolat kuzenime. Hemen de havayı yapmış Murat. Hatice Bolat kuzenime yüreğine sağlık diyorum. İyi yayınlar demiş. Mesajlarımız da böylelikle bitti. Hocam. Evet, sırada sizin. Yine çok güzel bir eser var Rumeli'ye ait. Atatürk'ün sevdiği eserlerden. Ben bu eseri yani sanki Samsun'unmuş gibi söylüyorum. Söylediğim zaman da çok büyük zevkle söylüyoruz. Şimdi Bülbülüm Altın Kafes'te, daha sonra arkadaşımız Neşet Usta'dan bir eser istemişti. Yine peşinden o var. Devamı da sürpriz olsun. 3 eser bağlayacağız peş peşe. Süper.
sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana söyle, ay doğmadan düş.
gelsin yaş gözüme. Şimdi ben neredeyim, sen nerede? Sağlık ya. Ama böyle yapmayın. Benim izleyicilerim böyle kaliteli, daha kaliteli müziklere alıştırmayın. Ben ne varım bir dahaki hafta? Bir dahaki hafta kimi konuk alacaksam hapı ittin. Bilmiyorum. Hanginizdi? Sıraya hangi değerli dostumuzu, değerli üstadımızı aldık bilmiyorum. Kara kaplı defterime bakmak lazım. Sıradaki talihsiz kim? Ama hakikaten talihsiz misin bu ekipten sonra sahne almak zor. Ben bugün okumuyorum farkındaysanız. Efendim, bizi izleyen çok değerli bir abim var yine Havza'dan.
Sevgili Aşır Öztürk, buradan ona da selam olsun. Yine yanında Mustafa Sözen kardeşim bizi izliyor. Onlara selam olsun ve Haberaks ailesinin çok değerli iki üyesi Pirsu ve Burcu Düzgün kardeşlerimizin babası sevgili Ata Düzgün abim de bizi izliyormuş. Buradan ona da selam olsun. Canik'ten Şaban ustamız bizi izliyormuş. Canik sanayisinden Şaban ustamız buradan ona da selam olsun. Akın Saral hocam izliyormuş. Oo, sevgiler sayın hocam. Sevgiler saygılar bizden ona. Sevgili Cem abim fotoğraflarımız hazır mı? Hazırmış evet. Sırayla alalım efendim bakalım bugünün tarihleri kim? Efendim kalabalık bir aile İstanbul Gazi Mahallesi'nden Gamze, Alev ve Ali Cem ve çocuklar. Bizi izliyormuş. Kızlar görüyor musunuz bakın selfimiz o. Bu karanlık bir fotoğraf çıkmış. Heh, geçelim abi. Karanlık bir fotoğraf çıkmış ama ben bu nur yüzü nerede olsa tanırım sevgili babam. Satım Işık Selvi'ni izliyor. Ben hemen şöyle bir esas duruşa geçeyim. Kendisi Erol Taş'a benzer ama burada çok karanlık bir adama benzemiş. Ellerinden öpüyorum canım babam. Bu da İstanbul'dan Mine Selin Kızıl. Garadayım diyen yüreğine kurban olurum senin. Alttaki mesajında sahibi. Bugün ailevi fotoğraflar gelmiş efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnternetle alakalı sıkıntılar var biliyorsunuz hocam evet. İki gündür. Ama toplumumuzun refahındaysa, ülkemizin refahındaysa hiç problem değil. Hocama güzel bir sürpriz daha yapıyoruz ve bir telefon bağlantısı daha alıyoruz. Bilin bakalım kim geliyor hocam. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İstanbul'dan sevgilerimi yolluyorum hepinize. Sevgiler bizden sana gelsin sevgili Salih kardeşim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben seni izlediğimde çok küçüktüm. Büyüdün mü Salih? Büyüdüm sayılır. Canım benim. Yüreğine sağlık. Geldiğinde hemen... inşallah görüşeceğiz. İnşallah kardeşim. Bekliyorum her zaman. Gerçi benden önce hocam ve ekip arkadaşlarım burada ama bir arada bana vakit ayırırsan sevinirim. Tabii ne demek? Nasılsın? Ne demek? Çok... Beyniyle takip ediyorum ben programınızı. Tebrik ediyorum öncelikle. Çok hepinizi. Teşekkür ederim. Bu Mışı öncelikle sizi ve ekibinizi. Sağ ol canım kardeşim. Teşekkür ederim. Sonra da tabii bence Bu Mışı bugün benim nazarımda en değerli konuklarımdan birinde bugün konuk aldı. Alize hocam ve ekibi. Benim abim sayılır Alize hocam. Babam da olabilir hiç fark etmez. Ama benim ailemden birisi artık ve tabii ki arkadaşlarım onları burada izlemek. Televizyonda izlemek benim için çok büyük bir keyif. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Nasıl oluyormuş? Bak biz seni izliyorduk şimdi de sıra senle sen bizi izle. Valla çok büyük bir keyif. Yani nasıl diyeyim ya çok da güzel hazırlanmışlar. Gerçekten zaten her zaman çok iyiler. Ne zaman bir program yapsalar, ne zaman bir yerde olsalar her zaman en iyisini yapıyorlar. Biz öyle öğrendik Ali Rıza hocamızdan da. O da aynı şekilde bunu bize görsel olarak da, duyumsal olarak da her şekilde aktarıyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Onu yapıyorum bütün ekibi. Tebrik ediyorum. Hatice'nin performansını al gözlerinde bayıldım. Ne olur heyecanında bayıldım. Böyle bir şey olamaz. Tüylerim yüperdi öyle söyleyeyim. Ben burada tüylerim diken diken oldu. İşaretleşiyoruz burada. Aynı şekilde hepsini çok çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Seni hemen sevgili hocamla baş başa bırakıyorum. Tabii. Efendim iyi akşamlar Salih Bey. Nasılsınız? İyiyim sevgili hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Ben de hocam. Gerçekten seni televizyonda görmek benim için çok büyük bir mutluluk. Harika hazırlanmışsınız. Hepinizi çok çok tebrik ediyorum hocam. Şimdi hocalara bir şeyler sunmak kolay değil. Bizim içimizden yetişip biz artık seni hoca olarak görüyoruz. Çünkü yavaş yavaş okul bitiyor. Bizim için bir değer olduğunu sen de biliyorsun. Sen, Okan, diğer arkadaşlarım adı söylenmeyebilir belki buradan ama hepsine... Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ama sen bunların başındasın, Okan bunların başında. Çünkü sizle uzun yıllardır bizim bir beraberliğimiz var. Biz artık sıkıştığımız zaman hemen Salih'e diyorum ki, Salih şu türkünün notasını bize yazar mısın? Salih yazıyor, biraz da kolay yazsa iyi olacak ama hep kendi çaldığı gibi yazıyor. Biz de zorlanıyoruz ama artık Şerifcan var, Nazlı var. İkisi ben nasıl olsa çalmadığım için onlara atıyorum pası. Onlar da... En iyi şekilde hazırlanıyorlar 22 Ocak'ta inşallah. İnşallah hocam. Hepsi çok başarılılar. Zaten doğru olan da bizden sonra da yetenekli arkadaşlarımızın sizlere sana yardımcı olmaları. Onun için de Nazlı, Şerifcan, hepsi için söylüyorum. Umarım hepsi başarılı olur. Umarım güzel şeyler hepsinden izleriz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum aradığın için.
Ne demek hocam? Ne demek? Her zaman. Biz zaten Salihçim, her zaman görüşüyoruz seninle. Eminim programdan sonra da ilk beni ararsın herhalde. Görüşürüz, bir değerlendirme yaparız. Salihçim, son olarak bir şey merak ediyorum. Programa tabii katıldığında kaç yaşındaydın? Sanıyorum 14 yaşındaydım programa katıldığında. Tamam, onu söyleyecek. Şimdi kaç yaşındasın? 22 yaşındayım şu an. Maşallah. Maşallah kardeşim. Evet, evet. O zaman çok keyifle izlemiştim seni. Hatta Samsunlu olduğunu duyunca, ben Amasyalıyım aslen. Evet. Ama Samsunlu olduğunu duyunca, bu toprakların çocuğu olduğunu duyunca çok gururlanmıştım. Ve hatta tamam, Ali Rıza hocamın öğrencisi olduğunu bilmeden sanıyorum daha geçen ay aynı videoyu tekrar izledim. O yılların videosunu. Çok çok teşekkür ederim. Benim de çok sevdiğim bir deyişti. Bizi evet onurlandırdın değerli kardeşim. Aradığın için ne çok demek teşekkür ederim. İrtibatı koparmayalım. Az önce mesajlaştığın kişi bendim. Evet. Numaramı yazarım ben de buradan. Hatta buradan söyleyeyim mi, ararlar. İletiriz bir şekilde. Kardeşim sevgiyle kal. Öpüyorum gözlerinden. Kendine iyi bak canım kardeşim. Siz de öyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi programlar, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi bizim Salih'in o dönemdeki programlarını herkes çok iyi biliyor. Şimdi bir özelliği var. Şimdi Salih Trabzonlu. Aslen Trabzonlu ama oflu bir de. Yani Trabzonlu olmak ayrı, ben de Trabzonluyum ama oflu olmak apayrı. Onu Trabzonlular çok iyi biliyorlar ne demek istediğimi. Of kaçtı, 61,5 mu? Kaçtı Trabzon? Yani o direkt yukarı bağlı olduğu için onu biliyorlar. Şimdi o zaman of hatta söylediler ki işte arkadaş nereli? İşte Trabzonlu olmasına rağmen deyişleri bu kadar iyi seslendiriyor. Bizim türküler hepimizin, hep bizim, hepsi bizim. Biz ama koromuzda genelde deyişlere biraz daha şey veriyoruz, biraz daha fazla önem veriyoruz. Çünkü her birinin anlamı çok değerli. O sözler çok değerli. Bütün türküler tabii ki değerli ama onlara biraz daha önde tutuyoruz. O yüzden o dönemde Salih gerçekten çok büyük bir performans sergilemişti. Yani şimdi de katlanarak gidiyor. 22'sinde inşallah, ocağın 22'sinde çok güzel bir konsere hazırlanıyoruz. Hadi inşallah. Hocalarıyla birlikte burada olacak. Biz de onu mahcup etmemek için en iyi şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ben fazla konuşmayayım isterseniz. Şöyle Karadeniz'e doğru gideceğiz biraz sonra. Çok iyi olur hocam. Benim kendi yörem. Ben bu arada az önce bir pot kırdım herhalde. Ben niye Samsunlu biliyorum şeyi, Salih'i? Samsun doğumlu, Samsun'dan katılmıştı. Ama aslen tamam, Trabzon. O zaman ben doğru biliyormuşum. Bir anda siz Trabzon falan deyince ben yerin dibine girdim burada. Yani Trabzon dediğiniz için değil, hani yanlış bildiğim için yerin dibine girdim. Yoksa Karadeniz'in eniştesiyimdir ayıptır söylemesi, Artvinli eşim. Değerli dostlar, şimdi Türkiye'yi şöyle ucundan bucağından dolaştık, geldik son olarak Karadeniz'i. Of geçmeyelim değil mi? Az önce of'tan bahsederken sevgili kardeşimiz of cumhuriyeti dedi. Bendir'deki güzel kızımız bizim. Ali Rıza hocamın sevgili kızı. Aha bu. Bir daha da bakayım neresiydi orası? Of cumhuriyetiymiş efendim. Haydi of cumhuriyetine gidelim. Aldım göllere daldım da alabalıklar aldım. Daldım göllere daldım, oyala balıklar aldım. Sen bu güzel Lunida, gülüm nereden aldın? Yavrum nereden aldın? Sen bu güzel Lunida, gülüm nereden aldın? Yavrum nereden? Karadeniz'in enine koyun beni, enine koyun beni. Karadeniz'in enine koyun beni, enine koyun beni, enine koyun. Yarım Karadeniz'in
yağmur yağayı yağmur, yağmur yağayı yağmur, çayların üzerine, çayların üzerine. Ayşem Karadeniz'de, yarım Karadeniz'de, seçildi çay güzeli, seçildi çay güzeli. Ayşem Karadeniz'de, yarım Karadeniz'de, seçildi çay güzeli, seçildi çay güzeli. Baharda filizle nur, çayların yaprakları anzer balona benzer. Ayşem'in yanakları, yarımın yanakları. Baharda filizle nur, çayların yaprakları anzer balona benzer. Ayşem'in budanmayacak mısın? Bana yaptıklarında
Çok güzeldi ya. Ben bir ara orana kalkıyordum son şeyde. Zamanımız var. Hocam yüreğinize sağlık. Var mı zamanımız? Ne diyor Cem abimiz? 7 dakikamız varmış. 7 dakikamız var. Öyle yapalım. Var. Siz hazırlanırken Pelin Su kardeşimiz bir mesaj atmış. Ailem izliyor. Onlara alıştırdım programınıza demiş. Ama ben hastayım, izleyemiyorum. Çok geçmiş olsun abisi. Kusura bakmayın, bu hafta izleyemedim demiş. Arkadaşlarımızın yüreğine sağlık demiş. Teşekkür ederiz. Hocam ben müsaadenizle veda edeyim o zaman. Tamam. Kaç dakika sürer o eserimiz? Biz okuruz. Son tamam. Samsun türküsüyle bitirelim. Tamam. Samsun türküsüyle finali yapmış olalım. Tamam. Siz yapın, biz de. O zaman şöyle ben kapanışımı yapayım. Değerli dostlar, buradayım. Değerli dostlar, Mum Işığı'nın bu hafta da sonuna geldik. Ben yine bak o belediye söyleyecektim. İlk Kadın Belediyesi. Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya katılıp bizi onur ettikleri için ve telefonla bağlanan Serpil hocamıza ve Salih kardeşimize, ayrıca artık Salih kardeşimiz de hocamız, Salih hocamıza da sevgilerimi iletiyorum. Ve sonrasında programın başında da söylediğim gibi sevgili Ali Rıza hocama sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü müziği ve müzik adabını bu gençlere aşıladığı için onun önünde saygıyla eğiliyorum. Hocam siz de söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kamerayı size çevirelim az sonra ama. Efendim yine haftaya aynı saatte buradayız. Bu hafta ben okumadım, kusura bakmayın. Bu kadar gencin içinde rezil olmak istemedim. Çaktırmayın ne olur. Haftaya bir şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın efendim. Bir türküyle veda edeceğiz size. Sevgiyle kalın diyorum. Buyurun Ali Rıza Hocam, söz sizde. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten bizi böyle güzel bir ortamda, sıcak bir ortamda ağırladığınız için. Çok güzel bir program. Emeğine, gönlüne, ruhuna sağlık. Gerçekten harika. Biz de elimizden geldiğince en iyisini yapmak için bu kadar zaman beklettik seni ama inşallah eminim ki değmiştir. Muhakkak hocam. Muhakkak, çok teşekkür ediyorum. Muhakkak değdi. Siz 13 yıl dediniz ya, ben şöyle bir gözlerim doldu yani. Müzikte aynı ekiple 13 yıl. Bugün gerçekten sanatçı kisvesiyle halkın önünde olan birçok insan bunu başaramıyor. Ben sizi tebrik ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Buradan ekibimizde olmayan bir arkadaşımız var. Sevgili Fuat Lafçı hocamız atandı öğretmen olarak. Kendisine başarılar diliyorum bundan sonraki hayatında. Çok güzel bir renkti aramızda, nefesli sazda. Ama Raif hocam sağ olsun bize destek vermeye devam ediyor. Buğra'mız yetişiyor onun yerine. İnşallah ilerleyen zamanlarda fırsat olduğunda onu da getireceğiz. Buradan Buğra'ya da selam olsun. Buğra sizden önce buraya çıktı biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Bir program arasında. Hatta Ateşli Hocam'la birlikte çıktı. Halit Ateşli Hocam'la evet. Birlikte. Yani Halit Ateşli Hocam'ı konuk aldığımda arada onu da çıkardık. Buradan hepinize tekrardan selam olsun. Gençler yüreğinize sağlık. Çok güzeldiniz. Çok iyiydiniz. Valla ne diyeyim ya, size anlatamıyorum. Tüylerim diken diken. Sevgiyle kalın efendim. Şarolun
Yarsızım.